ister misin aşkım? Yok, sağ ol. Ya sen bu çiçek olayına takıldıysan unut gitsin. Yani münasebetsizin tekidir büyük ihtimalle. Bence de. Sinirini bozduğuna değmez yani. Bence de. Zaten münasebetsizler çoğalıyor değil mi bu aralar? Değil mi? Bence de. Her köşeden çıkıveriyorlar. Değil mi? Tabii tabii. Gizli kapaklı işler dönünce çok normal. Biz kalkalım mı? Öyle yedi kaçtı olur mu? Bir çay içseydik. Ayıp olur şimdi. Özellikle kainata. Yo, o zaman soralım kızlara. Özellikle? Kainata soralım. Hı? Soralım mı? Biz çıksak, kalksak ayıp olur mu size? Hı? Yo, yabancı değilsiniz yani. Yok canım, niye olsun? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bak, ayıp olmuyormuş, gördün mü? Hadi. Her şey yolunda mı? Nasıl ya? Niye? Tabii ki ya. Kesinlikle yolunda. Afiyet olsun, elinize sağlık. Afiyet olsun. Siz çıkınca kapıyı kilitleyin, tamam mı? Tamam, merak etme. Böyle yeni bir şey gelir, çiçek falan, arayın, tamam? Ay, tamam canım. Hadi. Görüşürüz aşkım. Hadi. Hadi canım. Görüşürüz. Bak şuraya yazıyorum, bu Özgür'de bir haller var. Saçmalama. Görürsün ben. Ay sen niye her şeyden şüphelenmeye başladın? Bilmiyorum artık. Ben söyleyeceğimi söyledim. Allah. Sen niye gidip konuşmuyorsun hala bu kızla? He? Niye susuyorsun? Ya kolaydı sanki. Böyle daha mı iyi? Ya Özgür, hiç bu konuları açmayalım abi. Tamam mı? Senin çok başın ağrıyacak, çok daha kötü şeyler olacak ama neyse. Nereden biliyorsun? Ya başkası da gördüyse. Abi durduk yere kainatın huzurunu kaçırmak istemiyorum. Pınar'la birlikte çalışıyorlar. Ayrıca senden başka kimse görmedi bence. Yani eğer görseydi şu ana kadar illa çıkardı kokusu. Böyle kapanıp gidecek diyorsun yani. İnşallah. Ya, kainatı üzmek istemiyorum abi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kızdan başta çok bela olacak. Çok başta artacak seni. Ya yok, merak etme. Aradı zaten beni. Özür diledi, pişman olmuş. Ay yesinler onun özrünü. Bak 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 bak. Bence ne yapacağız biliyor musun? Bir bilene soracağız. Nesini soracağız abi? Neyi soracağız işte? Söyleyelim mi, söylemeyelim mi diye soracağız. Kime soracağız Özgür? E kim biliyor? Şebnem. Ya yüz sana ya. Yani Şebnem'e söyleyelim de beni diri diri doğrasın. Sonra da anlatsın her şeyi kainata. Ya hepiniz bizi kim diye geçiniyorsunuz ama buradaki tek beyim benim. Benim. Onu demek istemedim. En iyi arkadaşım sitesine soracağız. Gizli takmayız. Aklına yattı değil mi? Takma ismimiz de Ateş Ediyor. Zor. Aa, onu değiştiririz. Başka bir şey düşünüyorum. Hadi. O zaman şey... Sevgilime söylemeni miyim acaba? Arkadaşı gelip benden özür diledi. Bir daha seni rahatsız etmeyeceğim dedi. Bu konu burada kapanacak dedi. Ama ben çok kararsızım. Lütfen bana yardım edin. Ay çok zor bir durum ya. Allah kolaylık versin. Bence de. Neyse kızlar, ben hazırlanıp geliyorum. Bana kalırsa sevgiline kesinlikle anlatma. Durduk yerde aklını kullandırırsın. Sana asılan kişiye gelince sakın yüz verme. Kendinden uzak tutmaya çalış. Söz verdiği halde sana ısınmaya devam ederse o zaman tekrar düşünürsün. Vallahi ben seninle aynı fikirde değilim Şebnem. Yani ilişkilerde şeffaflık denen bir şey vardır. Öyle saklanılmaz ya. Hiç katılmıyorum sana kainatçım. Söylese ne olacak? Durup durduk yerde iş alacak başına. Zaten suçu da yokmuş gördüğün gibi. Yani karşı tarafın kafasına değil sorular oluşacak ondan sonra. Hoşuna gitti mi, beğendi mi, o oldu mu, bu oldu mu falan filan. Ah, boşu boşuna yandı gülüm keter ilişki. Öbür türlü de yalancılık oluyor ama. İyi de bu tip kadınlardan zaten her şey beklenir. Bu böyledir. Bak Hülya'ya bak, Selim'i nasıl tavlamaya çalışıyordu değil mi? Yani o yüzden dikkatli olmak lazım kainat. Yani denizde bu kadar böyle köpek balığı varken hop diye atlamamak lazım. Bakalım ne diyecek? Ne diyecek? Git konuş diyecek. Ben biliyorum.
Ha? Aç aç bak ne demiş gör. Bakalım ne yazmış. Bana kalırsa sevgiline kesinlikle anlatma. Durduk yerde aklını bulandırırsın. Sana asılan kişiye gelince sakın yüz verme. Kendinden uzak tutmaya çalış. Söz verdiği halde sana asılmaya devam ederse o zaman tekrar düşünürsün. Ha, enteresan. Evet, işin uzmanı da konuşma dediğine göre ben susma hakkımı kullanıyorum kardeşim. Bak sen de bana söz veriyorsun, sakın kainatı anlatmak yok. Tamam. Almine'ye de aynı şekilde. Ya ama lütfen. Sanayi devriminden beri sağlam ailesi sır tutmuştur. Ama Victoria döneminde birazcık ağzımız gevşekti. O yıllar çok devlet batırdı. Ya niye saklı dedin ki sen şimdi? Ne yapayım ki aynen söyleseydin olay mı çıksaydı? He tabii sen şimdi Selim'den sakladığın için yaptıklarını. Hiç alakası yok Kainat'cığım, hiç yok. Ya benimki çok masum bir yalan. Bembeyaz, pürüpak. Hatta yalan bile değil, tamam mı? Şuna bak ya, bir tanesi doğru düzgün çıksaydı ya şu fotoğrafların. Evet. Ben hazırım, çıkabiliriz.